Şimdi gördüğünüz gibi benim bir tabletim var ve bu tabletin kendi klavyesi var. Ama her tablette klavye olacak diye bir şey yok. Benim klavyem yok diyelim. Ve ben bu tablete klavye bağlamak istiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce kutu açılışını yaptığım bu ürünün nasıl kullanıldığını, ne işimize yaradığını göstermek istiyorum. Bu bir USB port. Bakın 4 tane girişi var. Ve anahtarlı, yani açıp kapatabiliyorsunuz bunları. Kullanmadığınız şeyi kapatabiliyorsunuz. Tekrardan USB'yi çıkarıp takmaya gerek kalmıyor. Peki bu ürün bize ne gibi kolaylıklar sağlar? Bakın, mesela laptopumuzdan örnek verirsek, laptopumun şurada 3 tane USB girişi var. Bir tane HDMI girişi var ve diğer üçü USB girişi. Bunlardan bir tanesi yavaş ve diğer ikisi hızlı. Ben şimdi bu laptopa mouse takıyorum. Bir tanesi gitti. Flash belleğimi takıyorum. Diğeri gitti. İhtiyaç oluyor. Bazen telefonumdaki bazı görüntüleri buna aktarmak istiyorum. Ve kablo vasıtasıyla telefonumu bağlıyorum. Ve komple bitti. Ama ben yeri geliyor buna tablet bağlıyorum. Veya bir başka flash belleğimi takmak istiyorum. Ama gördüğünüz gibi yer kalmıyor. Bunun önüne geçmek için bu cihazı kullanacağız şimdi. Bakın bir tanesini, hatta bu en yavaş olanı seçiyoruz. Bunu ona takıyoruz. Bakın takar takmaz hemen şurada 4 tane ışık yandı. Bunların hepsi şu anda açık, aktif. Böyle kapatabilirsiniz de. Şimdi buna ne bağlayalım? Mouse'umuzu bağlayalım. Evet, bir tanesine mouse'umuzu taktık. Açıyorum. Evet, bilgisayar hemen mouse'u gördü. Ben buna başka ne takabilirim? Hemen bakıyorum. Evet, flash belleğimi takacağım. Hemen şöyle yanındakine flash belleğimi takıyorum. Onu da açıyorum. Evet, flash belleğimi de gördü. Ne yapalım? Hemen yanında bakın tabletim var. Ben bunu tabletime bağlamak istiyorum. Tabletten bazı görüntüler aktaracağım. Hemen şöyle tabletimize yine bir kablo vasıtasıyla şu şekilde. Bakın taktım. Bunun da düğmesine basalım. Evet, şu an tabletimi gördü. Burada da görüyorsunuzdur. Hemen tabletim açıldı. Buna diğer kalan kısma telefon bağlayabilirsiniz. Hemen onu da gösterelim. Mesela şu telefonu bağlayalım ona. Bakın. Evet, şu şekilde takıyoruz. Düğmesine basıyoruz. Telefonu da gördü. Bakın, 4 farklı şey taktım buna ve hala burada 2 tane boş USB portum var benim. USB girişim var. Buna ne yapabilirsiniz? Bir diğer flash bellek takabilirsiniz. Veya bakın şöyle bir hoparlörümüz var. Bu hoparlör yavaş bir şekilde şarj olmak zorunda. Bunu kesinlikle hızlı şarja takmıyorsunuz. Mesela kendi orijinal kablosuyla ben bunu bilgisayara bağlayarak şarj edebilirim. Bakın hemen benim burada hala yerim var. Taktım buraya. Ve şu şekilde kırmızı ışığı yandı, şarj oluyor. Ve hala bir tane yerim kaldı. Bir de size şimdi başka bir şey göstermek istiyorum. Daha güzel bir şey göstermek istiyorum. Hemen şunları kaldırırsak. Bakın, hatta böyle kapatabiliyorsunuz dilediğinizi kullanmıyorsanız. Çıkar tak yapmakla uğraşmazsınız. Yani bu sürekli burada kalabilir.
Bastığınızda hemen aktif olacaktır. Kullanabileceksinizdir. Şimdi bakın size çok farklı bir şey göstereceğim. Evet. Bundan çıkardık. Şimdi laptopla şu anda işimiz yok. Laptopu hemen kenara koyuyorum. Şimdi gördüğünüz gibi benim bir tabletim var. Ve bu tabletin kendi klavyesi var. Ama her tablette klavye olacak diye bir şey yok. Benim klavyem yok diyelim. Ve ben bu tablete klavye bağlamak istiyorum. Ama tabletimin sadece burada bir C tipi girişi var. Type-C diye de geçiyor. Sadece böyle bir girişi var. Ne yapacağız? Şöyle küçük bir aparata ihtiyacınız olacak. Bakın. Bunu taktınız. Bundan sonra buraya bir tane USB girişi takabiliyorsunuz. Ama biz ne yapacağız? Bizim bu hemen tanıtımını yaptığımız cihazı takacağız. Ve 4 tane USB girişi elde etmiş olacağız. Hemen deneyelim. Bakalım işe yarıyor mu? Şimdi tabletimiz burada. Bu da bu şekilde duruyor. Ne yapıyoruz? Klavyemiz yok demiştik değil mi? Ben buna klavye takmak istiyorum. Evet, normal bir klavyeyi aldık. Şöyle taktık. Açıyorum. Evet, bakın şu anda görebiliyor musunuz? Şöyle yakınlaştırırsak hemen şöyle. Bakın. Şimdi bizim bir klavyemiz oldu değil mi? Buna bir de mouse takmak istiyorum ben. Hemen mouse'umuzu takıyoruz. Bunu da aktif edelim. Bakın, görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet, mouse'la her türlü işlemi yapabiliyorsunuz burada. Ben buna şimdi flash belleğimi bağlayarak görüntü aktarmak istiyorum. Onu da takıyorum. Açalım. Bakın mesela hemen USB bellek yazıyor. Bakın şöyle göstereyim hemen size. Onu da gördü. Ve hala buraya farklı bir şey daha takabilirim. İşte bir başka USB bellek olabilir. Veya az önce gösterdiğim gibi şu hoparlörümüzü mesela şarj edebiliriz. Açıyorum. Takıyorum. Bakın kırmızı ışığı yandı. Şu an şarj oluyor. Yani basit bir tableti ben burada hem mouse takarak hem klavye takarak bilgisayar haline getirmiş oldum. Bilgisayar konforunu elde etmiş oldum ben bu tablette. Hem de tak çıkar yapmayarak bütün işlemlerimi şu an bu tablette yapabiliyorum. Yani demek istediğim arkadaşlar, çok küçük, çok gereksiz gibi görünen bu cihaz gerçekten her eve lazım. Yani laptopunuz olsun, masaüstü bilgisayarınız olsun, tabletiniz olsun, her türlü bu vazgeçilmeziniz olacak. Bunun tanıtımını yapmak istemiştim. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur bu ürün tanıtımı. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlar kısmında buluşabiliriz arkadaşlar. Yorumlarınızın hemen hemen hepsine dönüş yapıyorum. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.